Dikkat. Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırki derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfredilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam, kafayı yedirtmeyin bana! Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Karşınızda rezalet bir oyunla beraberim. Bok gibi bir oyunla beraberim. Pislik bir oyunla beraberim. Lanet bir oyunla beraberim lan. Su içeceğim. İşte aslında çok güzel oyun. Hakikaten eşek gibi oyun yani. Ben böyle güzel oyun gördüm. Daha önce gördüm ama bu da çok güzel. Bu bir güzel, bir güzel, bir güzel yani bu oyunu al, bu oyunu ibret olsun diye böyle sallandır, belediye binasından sallandır, millet ibret de baksın böyle, hayran olsunlar yani. Memleketi ileri taş, öyle bir video vardı. Şey, muhteşem espri diye. Ülkenin önünü açar bu espri. Adam çok komikti lan, canlı yayında açtıydım ben onu. Yazın, muhteşem espri mi ne öyle bir şey. Benzer espri mi öyle bir şeydi ya, tam hatırlamıyorum. Bu oyun ne? Space Engine'ınız uzay mühendisliği gibi bir şey, uzay mühendisliği, astronot mühendisler gibi bir şey. Nedir bu? Ayarlar direkt kendisinde Türkçe var oyunun. İnşa modu tek blok, ne olduğunu bilmiyorum. Tek blok ne anlamını bilmiyorum yani. Ondan sonra render kalitesi ultra. Bu arada oyunun boyutuna rağmen 600-700 MB aşağı yukarı böyle boyutu var, hayvan gibi de bir. Hatta hakikaten yani görüntü kalitesi boyutuna göre çok iyi. Sonracıma ses. Seste detay yok. Kontrollerde şuradan bir yerden ne vardı ya kontroller. Ha buradan tuşları işte neyle yapıldığını gösteriyor. Şeyini gösteriyor buradan. Bunları kapat siz kendiniz bakarsınız. Atölye Steam'le alakalı. Steam'de 20 dolar mı ne? Bir ara indirime girdi 13 dolar oldu. Şu an yine 20 olması lazım. Diğer o bağımsız sitelerde kaça satılıyor onu bilmiyorum. Yeni dünya açıyorum buradan. Hızlı başlangıç dersen öyle bir şey yapıyor sana o. Onu boşver, özel dünya yap. Burada senaryolar var burada. Benimki biraz eski sürüm galiba, bilmiyorum son durumun ne olduğunu. Sürekli güncelleme geliyor oyuna. Güncelleme geldikçe burada yeni haritalar çıkıyordur tahminimce. Adı mesela kolay başlangıç. Tabi şey harfi olunca böyle şey oluyor. Açıklama şeyin şeyi oluyor. Konuşamadım ama bunu okuyayım. Game mod creative survival. Aynı Minecraft gibi düşünün bunu. Survival daha zevkli tabi creative'den. Yaratıcıdan. Envanter bu gerçekçi yaparsanız hakikaten gerçekçi olur ama zevk alamazsınız ciddi diyorum. X10 yapın. Her türlü aynı zevki verecek. Yani çok güzel oluyor X10 olunca. Bitmiyor yani 2 dakika maden kazdıktan sonra geri gidip boşaltmak o kadar sıkıcı ki bir süre sonra. O kadar çok maden gerekiyor çünkü. O kadar çok maden gerekiyor ki çünkü bak bir kişi nasıl değiştiriyor Türkçeniz işte. Çok garip zengin bir dil. Gerek çok ha işte çok maden gerekiyor. Direkt olduğu için envanter kafayı fıttırıyorsun bir süre sonra. O yüzden X10 iyidir. Assembler Fancy. Bu da envanterle aynı şey. Ha yok lan. Ha assembler. Üretim bu. Montajcı oyundaki adı. Rafiner de bildir rafiner. Bunların hızları. Bunları da şey yap, hızlı yap. Online mod. Çevrim dışı yaparsan sadece kendi oyunu. Özel yaparsan hiç bilmiyorum. Arkadaşlar yaparsan Steam arkadaşların herkese açık. Herkese açık. Maksimum oyuncular en fazla 16 ama benim bildiğim daha fazla da oluyordu. Max object'in ne olduğunu bilmeme rağmen en çok yaptım. Bu da oyundaki asteroid sayısı 4 olmaz. 7 iyi. Yalnız burada 16 vardı aslında. Niye 7 ki? Allah Allah. Neyse. Auto healing. Sonracıma thruster damage. Bunları bilmiyorum. Auto healing otomatik canı da oluyor. Bunu biliyoruz tabi. Silahlar aktif. Auto save. Oyunun oyuncu ismini göstermek. Lone Survivors olsun bizimki. Hadi bakayım. Tamam. Doğa kendi yasalarını asla ihlal etmez. Evet. Doğanın kendi düzeni var ya ondan bahsediyor işte. Oh leblebi yesem ya da yemeyeyim. Şapır şapır olur şimdi. Oyunda şu an benim sürümümde uzaylı yok. Ama yeni sürüm geldi. Sürekli güncelleniyor. Zaten bu yeni bağımsız oyunların hepsi böyle. Çıktıktan sonra 2 yıl mı 2 yıl böyle betadan kopamıyorlar bir türlü. Sürekli güncelleme. Oyun bu. Güzel değil mi? X'e basıyorsun jetpack açıyorsun. V'ye basınca dışarıdan görüyorum bu şekil. Harika bu. Ben sevdim. Hakikaten güzel. Woohoo! Bak.
Çok tatlı lan. Q'ya basınca bu şekil, E'ye basınca bu şekil, W ileri gönderiyor böyle. C yere, S geriye. Ama çok tatlı. Bu oyun çok da ben bu oyunu yerim. Çok güzel lan. Va 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 va. Hoppa. Oho baba. Babacık. Paşacık, paşam. Tosunum bak bak nasıl dönüyor bak. Çok tatlı lan. Bak bak tosuna bak. Hayvan gibi yardırıyor. Hiç şu an tatlı değil. Şu makinaların şeyleri, sesleri falan çok güzel ya. Sese bakar mısın? Hayvan gibi çalışıyor. Nükleer reaktör. Bu nedir? Yanına gidiyorsun. Ortasına, şurasına gelip ortasına K'ye basıyorsun. İçini açıyor. Küçük reaktör. Buraya uranyum koyduğun zaman bu arkadaş çalışmaya başlıyor. Nükleer reaktör neleri çalıştırır? Bu platformun düzgün şekilde çalışmasını sağlar ve sanki yer çekimi bozuldu, bir garipleşti. Ha. Assembler, montajcı. Buradan üretim yapıyorsun. Yukarıdan production'a girince yeterli kaynakların eğer elinde varsa ya da assembler'ın içinde varsa buradan bunları tıklıyorsun, üretiyor. Amma ve lakin bende demir külçesi, nikel külçesi, altın külçe bulunmadığından mütevellit kaynak makinesini yapamadım. Evet. Ben bu oyunu çok zor anladım. Hakikaten yani bir günde bir 10 saat falan oynadık biz arkadaşlar. O zaman anlayabildim. Şu içeyim. Aslında 10 saat biraz fazla abartı oldu ama ya oyunu anlamak çok uzun sürmüyor. Biraz karışık marışık. Bir süre sonra anlıyorsun da oyunu cidden kontrollere insana dellendiriyor. Yani şuna alışmak, şunun kontrolüne alışmak öyle bir şey ki başlarda zor ki. Çünkü yer çekimi diye bir şey var. Ciddi ciddi gerçek yer çekimini hissediyorsun. Var yani o yer çekimi. Sen de zorlanıyorsun o yer çekiminde. Bak. Şurada yer çekimi jeneratörü var. Bak bak şu. Bu arkadaş giriyorsun yine K'ya basıyorsun. Alan genişliği buradan ayarlanıyor. 9 metre bak. 1 metre. Burada yer çekim bitti. Aa gidiyorum. Aa gidiyorum bak. Görüyor musun bak yer çekim bitince oba gidiyor. Salak salak gidiyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Sadece gidiyorsun böyle. Alan yok bak alan genişliği. Genişliği kap. Aa bak yer çekimine az önce girdim çıktım şimdi. Ha. Şu an ananı sikim giremedim bir türlü. Heh girdim. Bak şimdi bunu alan genişliğini 147 yaptık. Alan yüksekliği 1. Aha. Ha gidiyor. Böyle bir şey işte. Ha bak kaldım burada mal gibi. İn aşağı abicim. İn tamam bokunu çıkarım. Gel bunu da full yap. Alan hızlanmayı bilmiyorum ne olduğunu. Ananı sikim ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bunu ilk defa denedim şu an. Ne oldu hakkında en ufak fikrim yok. Ne oldu anlamadım yani. O neydi oğlum öyle? Fırlattı bayağı. Niye fırlattı? Ay. Yer çekimi yukarı dönük. Ana bak. Yer çekiminin yönünü ayarlıyormuşuz bu şekil. Şu an bayağı şu an yani yer gök şu an. Yer çekimine göre. Şu şekil yaparsam eğer yer çekimim benim bu yön. Çok zevkli lan bu oyun. Daha gelişecek bu oyun, gelişecek. Bak şimdi. Oba! Görüyorsun değil mi? İşte böyle şeyler yapabiliyorsun oyunda. Hoş. İşsiz sen eğer çok zevkli bir oyun. İşin gücün yoksa ve 6 tane arkadaşın varsa 6 çok olur. 2 olsun 3 olsun. En fazla 3 olur bir oyunda yani bence. Daha fazla sıkıntı. Şunu 0 yapsak. 0. Olmuyor mu 0? Ya böyle de ne olduğu belli değil. Yer çekimi yok. Yere ayağın değdiği zaman şey yapabiliyorsun ama zıplayamıyorsun bak. Çünkü yer çekimi yok. Sıfır şey. Gravity mi? Aa bir kere zıpladım. Bak yanlışlıkla zıpladım. Kabis var ya hafif burada. Sürüklendim gittim. Oğlum bir dur. Heh. Bunu bir yapalım. Yer çekimi buraya doğru. Tamam. Şu an muhteşem oldu. Bayağı da menzili var yani. Şu şekil gittim miydi? Ta buradan düşebiliyorum bak. Düşüyorum şu an ve ölecek. Ölmem ölmem. Bu platform nedir? Buna radyo far deniliyor. Radyo farı yaptığın zaman kendin. Şey yapıyorsun. Radyo farı yapınca işte kendin şey oluyor. Şeyin şeyi oluyor. Ananamı ya Allah Allah. Bu şekilde yer belirtmek için. Evet. Bekle. Sürekli böyle otomatik kaydeder.
Oyunu bütün gün oynadığınız zaman bu kaydetmeler sizi öyle bir deri edecek ki. Öyle bir deri edecek ki bu kaydetmeler. Neyse. Rafineriye gelelim. Rafineri şu yukarıdaki arkadaş. Maden topladınız. Buraya koyuyorsunuz. Eğer içinde şey varsa. Şurasından. Yok, bu zaten hep çalışıyor. Eğer burada nükleer reaktör varsa. İçinde uranyum olan. Bu arkadaş da rafineride kayaları, mayaları, cevherleri külçeye çeviriyor. Budur. Kısaca özetle bu. Bir de şu revir işte, canın gitti miydi? Buradan dolduruyorsun. Enerjin bittiği zaman bak sol altta. Ona dolduruyorsun. Enerjin biterse ölüyorsun. O da haberin olsun. Şimdi envanteri açın. K ile. K ile değil. E ile miydi? I ile miydi? Ha, yok. Neydi lan? L mi? Ha, G'ye basınca araç çubuğunu yapılandırıyorum. Bak şimdi. 1'e matkabı al. 2'ye bunu al. 3'e bunu al. Ha yok, tam tersi olsun. Tam tersi. Ne oldu lan? Ha tamam. Bu nedir? Matkap. Parçalar bu. Şu şekil. Mesela bir uzay gemisi buldun boşlukta. Kapısını kıramıyorsun. Kapısını açamıyorsun. Pardon, kapısını açamıyorsun. Nükleer reaktörü yok içinde, çalışmıyor. Boşluk da yok etrafında. Bu ya bununla öğütücüyle böyle kazacağım parçalarını ala ala. Nerede lan öğütücü? Ha, ya bununla böyle parçalarını kıra kıra öğütücüden alacağım. Şu şekilde olacak. Yavaştan parçalar bölecek. Bak şimdi bölünüyor. Bunu komple aldıktan sonra bunun çelik plaka melaka sana geliyor. Ondan sonra bu şekil başka bir yere nakledebiliyorsun da ben şimdi uğraşmayayım diye. Buraya tekrar kaynak makinesiyle dolduruyorum. Ve an itibariyle çelik plakam yetmedi. Neyse, matkapla parçaladığım için 5 tane çelik plakayı. Matkap bunları parçalıp kırıyor. Şurada göstereyim. Şu an kırıyor. Bak, kıracağız şu an. Biz Allah'ın izniyle kıracağız. Evet. Evet. Bayağı bir ciddi ciddi yani iş şantiye havası var. Hele 2-3 kişi çalışırsanız böyle bunun biri bununla çalışırken hakikaten ciddi ciddi böyle iş makineleri gelmiş sanki. Şey yapıyorsunuz burada, şantiye kurmuşsunuz, bir tane bina yapıyormuşsunuz gibi hissiyat oluyor. Biz çünkü yaptık, bitmiyor. Böyle sesler geliyor. Yapamadım ama bunlar iniş takım, bunlar da önemli. Evet. Gemi yok mu burada? Göstereydim bir gemileri. Başlangıçta gemiyle doğma da var, gemiyle doğmama da var. O nasıl asteroid amına koyayım? Dur bir ona gideceğim, ona. Aa, şu an yer çekim bitti. Anda kaldık. Gidiyorum bak. 2 kilometre hızla, 2 metre hızla, ne kilometresi? Şuradaki arkadaşa doğru ilerliyoruz. Ama ben jetpack'i açarak şuraya döneceğim. Buraya. Bak, yaklaştık. Ne oldu? Uranyum, iron, myron, platinyum. Bunların hepsi çok önemli kaynaklar. Hepsi lazım olacak. Demir en önemlisi. Çelik plaka yapımında kullanılıyor. Aman ölmeyin ha. Çok kolay ölünüyor. Oyun daha yeni olduğu için. Birden ölüyorsun. Şöyle kazan. Aa, kobalt gelmeye başladı bile bak. Kazınca kobalt geldi. Ben bu oyuna seri yapmayı düşünüyorum. Biraz daha gelişsin de. Seri yapılacak bir şey olsun yani oyun. Bakınız kobalt. T, bu arada T'ye basınca toplanıyor. Kobalt. Gümüş cevheri gelmiş bir de. Kobaltla gümüş yan yanaymış burada. Aynı Minecraft gibi. Topluyorsun bunları. Evet. Bak şimdi, bekle. Bir toplayamadım ki amına koyayım. O demin öten benim telefondu bu arada. Kafam karıştı bir. Hayvan gibi kafam karıştı. Topla bunları. Heh. Şimdi solda mı? Ha, kobalt sağda. Ne yapacağız bunları biliyor musun? Yukarıdaki rafineri var ya. Bunları topluca alacaksın. Yukarıdaki rafineriye koyduktan sonra bunları işliyorsun. Onlarla da uzay gemisi bile yapılıyor yani, o derece. Çok enteresan bir oyun. Çok hoş bir oyun yani. Topla topla. Ya bu niye bu kadar öttü onu da anlamış değilim. Kısayım şunu. Kas. Kafam dalıyor. Kas amına koyayım. Kas. Taş da var bu arada. Taştan da çakıl yapılıyor. Çakıl da böyle çok fazla lazım olmaz ama lazım olur yine de. Yani taşı da görünce bırakmayın. Atmayın yere. Gereksizdir diye.
Yer çekimini kullanabilirsiniz mesela, nasıl? Bir yeri kazacağım ben mesela. Ananın kaydı nasıl çiğim senin? Ananın kaydı nasıl çiğim? Allah, ay 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 ay. Bak mesela. Yer çekim var ya burada. Ya da bunu burada göstermem ya. Burada yanlış olur o. Burada yanlış olur çünkü buranın sabit platformu var. Onu nasıl yapsak? Nasıl yapsak onu? Önce bu şunları, onu sonra göstereceğim. Biraz sonra göstereceğim. Bekle. Rafineriye bunu koyduk. Gümüş yavaş işlenir. Hayvan gibi yavaş işlenir. O yüzden bak işleniyor gümüş külçesi. 1-2 parça böyle. Tamam, gümüşü buraya bıraktım. Kobalt. Bu da yavaş işleniyor. Ciddi ciddi. En hızlı işlenen taş bak şimdi. Oh, demir, taş, bunlar çok hızlı işleniyor. Çok güzel şeyler. Gördün mü? Bak buraya geldi. Bunları nasıl nakledeceksin? Başka montajcı yaparsan yerlerde. Production'a gelmiyorsun. Yukarıdan rafineriden yaptın ya, alttaki montajcı assembler'a iniyor. Montajcı bunun adı neden bilmiyorum. Oyunda öyle bir isim koymuşlar. Buraya envanteri var. Alıyor. 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 Bitti. Bu kadar. Bu kadar ya. Bitti bu kadar. Şimdi bir örnek göstereyim. Ne yapayım burada? Ne yapayım burada? Ne mesela? Burun nükleer reaktör. Buna tutturdum. Kapattın. Aa, yer çekimi gitti. Her şey gitti. Burası iflas etti. Artık bu üst çalışmaz. Reaktörün menzili kaç kare onu bilmiyorum. Ama ve lakin şunu şuraya bir koyayım da işlemeye başlasınlar. Sesleri çok hoşuma gidiyor. Seslere bak. Montajıyla aynı anda çalışsınlar. Bak o zaman. Gel buraya. Uranyumu çıkardın içinden. Gene gitti. Uranyumu koy içine. Başladı. Güzel oyun. Harika. Mantıklı oyun ya, mantıklı. Yer çekimi Minecraft gibi değil. Hakikaten var yani. Yer çekimi adam zıpladığı zaman değil de ya sadece bizim adam zıpladığı zaman işlemiyor. Başka şeylerde de işliyor. Mesela ne? Bu iniş takımlarının üstüne uçak indirdin. Sonra bunu patlattın. Uçak diyorum amına. Uzay gemisi indirdin. Sonra bu şeyler iniş takımları şu şekilde kıra 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 böyle öğütücüyle möğütücüyle ala 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 kırdın mı? Tamam. Ondan sonra o uzay gemisi yavaştan böyle düşmeye başlıyor. Bizim bir gemi vardı bak. Ciddi diyorum. Fotoğrafını bulabilirsem bilgisayarda varsa göstereceğim. Gemiyi kendimiz gemi yapıyoruz arkadaşlar. Gemi Allah'a emanet duruyor bak. Koskocaman gemi. Burada şu ayaklardan bir tane var. Yan duruyor lan gemi. Gemi şu şekilde. Ben gemiyim ya şimdi. Gemi olduğumu düşün. Gemi böyle duruyor. Düşecek. Allah'a emanet duruyor gemi. Devrilecek. Güm yapışacak böyle. Çok da basit ölebilirsiniz oyunda bak. Baba baba baba. Şimdi mesela hızlı hızlı geliyorsun ya böyle. İşim var. Mesela maden topluyorsun. Hızlı hızlı geldin geldin. Şu ileride durayım dedin. Durdun. Yanlış oldu. Bu olmadı. Bekle. Gel 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 gel. Ha şurada bir durayım dedin. Durdun. Allah kahretsin. Oyuna düzeltmişler oyunu. Eskiden duramıyordun. Pat çarpıyordun ölüyordun orada. Leş gibi. Ben içinde 15 ton madenle öldüm. 15 ton. Ah ne günleri. Neyse ben bundan çıkıyorum şimdi. Ya da çıkmadan önce birazcık gezeyim bakayım bunda şey var mı? Başka asteroidlerde gemiler, memiler bir şeyler var mı? Yer çekimi değişince bu arada mesela karşıya gidiyorsun. Enerjin az ya, giysinin enerjisi. Tabi sonuçta jackpot enerji yiyor. 60'a geldi hızın. Basacaksın X'e. Yer çekimi yok. Kendi gitmeye devam ediyor ama enerjin gitmiyor. Enerjin azalmıyor. Bu da benden şeydir. İpucudur. Aklınıza ananın avradınız. Kim bu şekilde ölüyorsunuz işte. Jetpack'i kullanmak kolay değil. Hele yer çekimsiz ortamda. Yer çekiminde kapada başladın mı düzeliyor. Bunda yok. Yer çekimsiz de kapattığın zaman daha da berbat olur. Huhu. Yeha. Wooli. Ananı sikeyim. Neyse ben çıkayım şimdi. Şeye gideyim. Bizim yaptığımız gemiyi göstereceğim arkadaşlar. Ananı avradını öleceğim diye bir korktum. Bir korktum. Bir korktum. Ana menüye git. Çıkmadan önce değişiklikler kaydedilsin. Seni yedi fındık kıran yılanı. Buydu galiba bizim. Yakalarsam. Seni yedi fındık kıran yılanı. Ne oldu? Tarkan öldü mü ya? Söyledi bunu, öldü mü sonra? Ne oldu Tarkan? En son şey yaptıydı. Direnişi desteklediydi bir, sevdiydim. Ne oldu sonra? Adam yok, kayboldu adam. Abidin sınavı vardı, bu adam niye şey yapmıyor?
Hadi gir artık lan. Bilim adamları var olan dünyayı keşfeder, mühendisler hiç var olmamış dünyayı planı yaratırlar. Ha. Ağır konuşmuş, güzel konuşmuş. İyi demiş. Tüh. Bak şimdi neler neler oldu buralarda biliyor musunuz siz? Biz arkadaş da oyun cılkını çıkardık da. Bu ben şimdi mesela demin server açtıydım ya. Ona başka birisi gelirse ona direkt uzay gemisi veriyorlar. O uzay gemisi de bu arkadaş. Ama biz sıkıldık bayağı arkadaşlar işte Burak'la. Şahin olan değil benim başka Burak. Burak Şahin değil. Burak oyunda değil başka Burak. Biz bayağı sıkıldık. Böyle bir duruma geldi araç. Bak şu arkada başka araç da uçuyor görüyorsunuz değil mi? Her yer araçtı. Her yer sarı sarı dönüyorlar böyle uzay boşluğuna sürükleniyorlar. Çok zevkliydi ama şu öbürüne de gideyim bakayım. Beyazmışımdan çok fiyakalıyım ha çok güzel. Caka satıyorum. Caka satmak ne demek onun bana bir anlamını yazın. Araştırdım anlamadım. Bu arada silahım da var ha haberiniz olsun. Vardı şu an yokmuş envanterde. Evet envanter bok. Nereye uzaklaşıyor? Bu arada yaptığımız gemiyi görüyorsun değil mi bak? Gemi 5700 metre diyor aşağı yukarı. Gel bakayım. Bu ilerliyor. Bu tarafa gelmiyor. İlerliyor uzağa doğru. Şu içine girebilmek çok zor aslında biliyor musun? Bunlar döndüğü için sürekli. Hadi bu kolaydı. Öbürleri zor ama. Şimdi bu arkadaş öttü gene. Bekle onu siktir et. Bu arkadaşım bak şurada nükleer reaktörü var ha. Ona bir ulaşabilirsem. İçinde şey kalmamış, uranyum kalmamış o yüzden çalışmıyor. Eğer içindeki uranyum olsaydı, içinde birazcık olsa uranyum olsaydı, arkası patlak olsa da bu araç çalışırdı. Neden? Çünkü burada yer çekimi şey jeneratörü var. Bak. Bozulmamış, sağlam duruyor, kırılmamış. Kokpit var. Kokpite girebilirsem eğer. T'ye basarak mı giriyorduk? Ha, T'ye bastım girdim bak. 8,2 metre saniye ya da saat hızla 89.455 kilo olarak uzaklaşıyormuş. Çarpış band etkisiyle uzay boşluğunda başka bir şey etkileşime girene kadar o doğrultuda ilerlediği için öyle bir şey var uzayda. Yanlış bilmiyorsam eğer böyle gidiyor. Jiroskop sağlam bak arkada jiroskop ya gemi yapmak oyunda basit değil hakikaten. İticiler yapacaksın. Dört kenara, aşağısına, üstüne, önüne, arkasına, her yerine itici koyacaksın ki kontrolünü sağlayabilesin. Ondan sonra jiroskop koyacaksın. Geminin yön şeyini yani ileri geri falan o galiba tam bilmiyorum. Ama oyundaki işe yaraması şeyi o. Yönünü ayarlıyor aşağı yukarı benim anladığım geminin. Ne bu heyecanlı müzik? Ne oluyor lan? Yalnız çok garip bir yere gelmişim bak ince ince. Neyse. Şey yapacaksın, kokpit yapacaksın, nükleer reaktör yapacaksın, gemi çalışır. Ama yer çekimi jeneratörü yapmazsan mal gibi uçarsın geminin içinde yer çekimi olmadan. Düştü mü jeton? Bu şekil bu. Şu an yüz sürüklenmeye devam ediyoruz biz. Evet. Kapat şunu. Tamam çık şundan artık. Bak kapısı da var. Kapı da otomatik ha. Reaktör olaydı keşke bunu sürerdim giderdim şimdi ama. Gerçi arkasında itici yok. Bakayım. Bakamıyorum ki. Çarpabilir, çarparsa öldürebilir. Öyle de bir riski var. Ha şuraya gidecektim ben. Merak ettim lan neymiş bu böyle. Matkapla gidiyorum sikerim belanızı. Buga mı girmiş yoksa? İlginç. Buga girmiş. Buga girmiş lan burası. Ne bu lan böyle? Baksana astroid oğlum bura. Ama buga girmiş. Şu an asteroidim bugün içinde miyim? Neredeyim? Bak demir madeni var. İçi boş attı. Ha yok zaten boşmuş. Allah Allah. Neyse. Biz gemiye dönelim. Ya da platforma döneyim mi? Platformda neler dönüyor? Bu arada size bir ipucu vereceğim biraz sonra gemiye döndüğüm zaman. Oyunu cidden seve seve sara sara oynamak istiyorsanız önemli bir şey. Onu bazısı akıl edemez. Ben başta akıl edemedim. Sonradan aklıma geldi. Yani çok pratik oluyor o şekil yapınca. Çok faydası oluyor oyuna. Ananı avradını sikeyim ya. Dur bir evladım ya.
Oğlum bir dur. Normalde gazdan çektiğim zaman durması lazım. Arada böyle sapıtıyor oyun. Neden bilmiyorum. Gazdan çektiğim zaman bak 18'de devam ediyor. Normalde böyle değil. Gazdan çektiğim zaman durur normalde ama. O yüzden şu an çok hızlı gitmesem daha iyi. Kontrolü kaybedeyim yoksa deminki gibi. Girdik yer çekimine. Az siktir. Çarpacağım, 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 çarpacağım.